Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Yanımda Burak Akmenek var. Bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. Normalde hep ürün inceleriz. Ama bu sefer sen içimizde en tecrübeli sen olduğun için son özel bir konuyla. Son tecrübe bende. Evet. Şirket nasıl kurulur, niye kurulur konusunu konuşacağız. Aha. Şimdi bu önemli çünkü sürekli birileri internet siteleri kuruyorlar. Özellikle bizim için önemli. Çünkü şöyle bir şey var. İnternet sitesi açmakla bitmiyor. Yani sen illa bir şey satmıyorsan, hani satmıyorsam ne gerek var şirket kurmama gibi düşünce olabilir. Öyle bir şey yok. Yani sitene aldığın en basit banner bile alıyorsan o ticaret işte. Tabii. Şimdi ben onun hani şöyle bir sana şeyini çizeceğim. Bir tablosunu ne zaman, niçin gerekli olduğunu. Sen de nasılını anlatacaksın. Başına neler geldi? Acayiplikler geldi? Prosedürler neydi? Sen girmeden bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Şeyi geçtim. Pardon. Bir şeyi satmayı veya reklam almayı geçtim. Zaten sen ayrıldığın anda bağ kurulu oluyorsun. Hani o bile bir sebep. Tabii. Şöyle mesela biz senaryo kuralım. Niçin lazım olacağına dair. Öncelikle bulup senin dediğin bağ kurulu dışında. Şimdi diyelim ki sen böyle ben mesela dayaklık bir insanım. Gidiyorum teknoloji sitesi açıyorum. Peki. Yani, adına da bak. Önce ne yapacağım? Adını bulacağım değil mi? Tabii. Gidiyorum mesela adı Teknociğer olsun. Çünkü ismi her gün bir teknoloji sitesi açıldığı için Tekno ismi kalmadı. Millet sakatada girmiş. Tekno böbrek, tepro, tekno tamam, tekno peki. Beyin, dil, her şey var. Bak bunları sallıyorum şu anda ama gir mutlaka bu insan vücutlarından bir tanesiyle ilgili teknoloji sitesi açılmıştır. Her gün bir teknoloji sitesi açılıyor. Ben de açtım. Sonra gidiyorum WordPress'ten bir güzel kurulum yapıyorum. Böyle büyük bir sermaye yatırıyorum. 20 dolara şey alıyorum. Bir tane tema. Güzel. Onu da koydum. Güzel. Bir de işte ne yapacağım? Google'dan da şu hani iş hesabı alıyorum. Maillerim için. İşte admin@teknociyer.com. Evet. Bir de slogan lazım. İşte teknolojiyerin sloganı ne olur? Teknolojinin ciğerini biliyoruz. Güzel. Aa süper. Evet onu da koyduk. Tamam. Her şey hazır. Tasarımı zaten hazır almıştım. İçerik lazım. Ne yapıyorum? Gidiyorum işte biliyorsun bizim Facebook'ta falan bunun grubu var. PR basın diye. Evet, evet. Kendini orada ilan ediyorsun. Diyorsun ki ben açıldım. Bana bültenleri yollayın. Burada tabii PR ajansları böyle lan gözlerinden yaş geliyor böyle sevinçten. Çünkü bir listeye bir tane daha bülten yayınlayabilecekleri bir yer geliyor. Raporlayabilecekler. Çünkü iş yapmış gibi gözüküyorlar o rapor uzun olunca. O da tamam. Sana bülten de gelmeye başlıyor. Bültenleri alıyorsun, kopyalı yapıştır, yapıyorsun. Basın mensubu oldu. Sana, evet, teknolojisten de oldu. Arada bir tabii sağdan soldan haber çırpacaksın. Çünkü bültenle olmaz. Evet, ciğer boş. Evet. Ciğer sizin aslında. Evet. Video işi de var tabii. Artık bir şeyler orada dönmesi lazım. Onu da hani YouTube'dan arada bir şeyler çıkar. Koyarsın oyun demosu bilmem ne. Ya da işte emekhırsızı.com diye bir site var. Oraya giriyorsun, sana otomatik çalıyorlar. Öyle kod yerleştiriyorsun. Onlar senin yerine çalıyor. Sen de onun çaldığını yayınlamış oluyorsun falan. Böyle çok güzel sistemler var. Sonuçta sen tek kişiyle bütün bir teknoloji içeriğini böylelikle oluşturmuş oldun. Uzman bir adam olarak. Tabii uzman oldun artık. Basın toplantılarına boy göstermeye başlıyorsun falan filan. Ya bir de onlar basın toplantısına davet ediliyor değil evet, mi? Evet ediliyor. Süper. Adamın senin bültenini yayınlıyor. Büyük iş yapıyor yani tabii ki. Sen de çağıracaksın onu. İyi giydik bu. Tabii. Şimdi her şey güzel. Eyvallah. Tabii artık emeğinin hakkını alman lazım. Evet. Para kazanacaksın. Ha. Ne yapıyorsun? İşte hani hikaye olduğu için uyduruyorum böyle bir şey olmaz. Intel seni çağırıyor. Reklam verecek. Sen gidiyorsun işte teknoloji olarak. Onlar böyle seni kollarını açıp karşılıyorlar. Sen gelmezsen biz gelecektik diyor Intel falan. Ondan sonra konuşuyorsun. Her şey iyi güzel. Banner'da anlaşıyorsun. Diyorlar ki ya şu firma şeylerini ver bakalım hesaplarını. Sana hesap açacağız burada. Evet. İşte fatura keseceksin bize falan. Ha, orada kalıyorsun. Şimdi her şeye güzel anlaştın, fiyatta da anlaştın. Adam diyor ki fatura yani en basit şey. Tabii, vergi. Vergi. Yok. Ne yapacaksın? Babanı arıyorsun. Ya oğlum diyor ben maaşı çalışan adam benim şirketim yok ki. Nasıl keseyim? Amcaoğlunu arıyorsun, tesadüf çıkıyor işte. Adamın şirketi var, sana fatura kesiyor. Senin için fatura kesiyor, sen o işi yapmış oluyorsun. Ama tabii şöyle, şimdi şunun şöyle zararları var. Diyorsun ki Intel'e. İşte fatura bu adresimiz, faturayı böyle kesiyoruz ama siz parayı buraya yollayın diye kendi hesabını veriyorsun. Firma diyor ki öyle şey olur mu? Tabii. İkisi aynı olmak zorunda yani sen başkasın o başka yani başımı derde sokarsın. Tabii. Çünkü şöyle bir tuhaflık var işte sen teknolojiyle şey yapıyorsun, banner anlaşması. faturada Ersoylar gıda yazıyor. Ha yani. Falan evet. Bu da saçma bir tabii durum. Tabii öyle bir yer varsa bu arada. Kesin vardır. Yani öylesine söyledik örnek olarak. Şimdi sen faturayı da oraya kestirdiğin için
Para da oraya gidiyor. Evet. Bu sefer sen amca oldun, peşindesin. Hatta küçükten adamın kıçına çimdik atmışsın. Adam da onu hatırlıyor. Seni süründürüyor bu. Vermiyor parayı. Bir de yani amca oğlu onu sana ödeyecek. Şimdi onu sana nasıl ödeyecek, gösterecek? Sonuçta yasal prosedür göstermek tabii, zorunda. Başka sorun. Adam senin gelir vergini ödeyecek. Devlet seni tanımıyor tabii. ki. Devlet tabii. onu tanıyor. Diyor ki sen böyle bir alışveriş yapmışsın. Böyle bir fatura kesmişsin. Gelir vergisini ver diyor. Yani bir tane öder senin için, iki tane öder, üçüncüsünde o da arıza çıkıyor. Der ki kardeşim sen, ben senin gelir vergini niye ödeyeyim? Keserim diyor. Para da oraya gidiyor nasıl olsa. Artı sen bir anda her şeyi canlı yapmışsın, kendini de sunmuşsun. Bir anda amatör, süper amatör konumuna düşüyorsun. Yani daha şirketin yok. Bu şirketler için de bela işte dediğim gibi. Sen bir gıda şirketiyle iş alışverişlesin. Ne yaptın? Ne aldın? Teknoloji bu arada. Evet. Büyük firmalarla çalışıyorsan ya da çalışmak istiyorsan onlar zaten böyle küçük işlerde yani böyle şeyler olamaz onlarda. Faturayla ilgili, vergiyle ilgili şeyler mutlaka düzgün olmak zorunda. Bunları denetleyen hani devleti geçtim özel şirketlerle tabii. de denetleniyorlar. Tabii. Ha, onlar da kaçak olmuyor. Oluyor onlar milyon dolar, milyar dolar kaçırıyorlar. İşte Olympus'u hatırla. Başkanı milyar dolar götürdü. Firma batıyordu. evet, evet. Ama o öyle yani senin dendik faturanla ilgilenmez. Onlar mutlaka düzgün gitmek zorunda. Şimdi senin yapacağın katakullilere hiçbir firma kabul etmez. Hatta aslında böyle vergi mükellefi olmayan ama hizmet satan insanlar için makbuzlar var. İdare etmek için onu da sınırlı. Gider makbuzu. Gider makbuzuydu. Yanlış hatırlamasam öyleydi. Onu kabul etmiyor mesela çoğu firma. Ben seninle uğraşamam diyor. Sen bu durumda hani vergisiz kimle çalışabilirsin? İşte bakkaldan Rize çayı reklamı alırsın. 50 liraya. Evet. 100 liraya. Bunların tamam. Bir de şöyle bir tarafı var. Senin o faturalaştıktan sonra firma onu gelir gider gösterip düşürüyor. Gider yazıyor. Şimdi tabii. fatura olmazsa tabii. onu da yapamayacak. Tabii. Dolayısıyla sen 50 lira, 100 liralık işleri alırsın vergisiz. Ama hani 1000 liralık iş alayım dediğim zaman adam senden fatura isteyecek tabii. ki düşsün. Yani fatura çok önemli. Her şeye geç. Hiç mal satma. Sen sırf şu faturayı kesmek için zaten o şirketi kurmak zorundasın. Aynen öyle. Dediğin gibi daha bu işin bir de hani sigorta tarafı var. Madem çalışıyorsun. Defterler var. Defterler var. Şey var. Çarkın içine devlet seni sokuyor zaten. Tabii. O senin keyfine kalmış bir şey değil. Yok. Dolayısıyla ister web sitesi olun, ister başka bir şey olun. Siz ticarete giriyorsanız bu sistemin içine girmek zorundasınız. Sen de uzun süre sonra kendi siteni açtın. Evet. Fraktis.com. Evet. En sonunda başardım. Evet. Çok keyif alarak açtım. Donanım sitesi. Aslında evet donanım ve oyun. Yani donanımı oyuncu bakış açısından anlatan bir içeriği var. Orada bir boşluk olduğunu düşünüyordum. Oyuncu sitesi, oyuncu donanımı sitesi gibi gözükse de yine gittim bunun için firma açmak zorunda kaldın. Tabii, çünkü tabii. sen de yarın öbür gün banner alacaksın oraya. Bir şey yapacaksın. Aynen öyle. Bir ilişkiye gireceksin aynen öyle. Firmalarla. Tabii, bir de yani işte işini yapacağın zaman... Özür dilerim biraz hastayım ben bugün. İşini yapacağın zaman düzgün yapmak istiyorsan tabii. her şey kitabına uygun yapman lazım. Şimdi ilk başta zaten firmayı kuracaksan... İlk yapman gereken şey bu işin olanını biteni, prosedürünü kim biliyor? Prosedüründen bu işi muhasebeci anlıyor. Bir tane sağlam, gerçekten hani paranı verip, kıyıp düzgün bir muhasebeci bulman gerekiyor. Şimdi bu muhasebeci işi zaten yasal olarak zorunlu hale getirildi. Evet. Bir nokta, birkaç. Yeni aslında çok da uzun bir geçmişi yok. Ama hani gidip de bak çok büyük bir hata. Akrabandan muhasebeci olmaz. Ya da akrabanı klasik bir şey, senin kritik pozisyonuna getiremezsin. Çünkü adama laf söyleyemiyorsun ki bir şeyini geciktiriyor. Ticaret ilişki işin içine girince. Para sokmayacaksın. Sevdiğin insanlarla aranda para olmayacak. Aynen öyle. Artı para sana şu hakkı veriyor, hesap sorabiliyorsun. Tabii. Şimdi akrabanı tanıdığın ya da bir şeyse para verirsen bile hesap soramıyorsun, aran bozulur. Aynen öyle. O yüzden senin dediğin gibi bir muhasebeciyle gideceğin profesyonel bir ilişki kuracaksın ve... O senin bütün bu işlerini sen düşünmeyeceksin. Muhasebe bilmiyorsan bu şart. Şart. Yani bilsen de aslında şart şöyle şart. Takip şimdi, edemezsin. Takip edemezsin bir de hani en basitinden şimdi hani hayatın boyunca sen kaç defa devlette işin olmuştur ki? Sallıyorum bir işte şeye askerlik şubesine gitmişindir. Tabii. İşte hani ne bileyim işte askerlik çağırıyordu kağıt gelmiş evine. Ne bileyim işte hastaneye belki bir işin düşer. Ne bileyim belge yatırmaya bir şey. Yani böyle çok ciddi bir hukuksal bir dertin olmadığı sürece... Hele hele böyle belge dairesinde falan pek işin düşmüyor. Doğru. Şimdi sen oraya gittiğin zaman mesela ben muhasebecimle beraber gittim şirketi kurmak için. Kadınlar şimdi ne kadar iyi olduğunu o kadar iyi biliyor ki nasıl yürüyeceğini daha doğrusu. Yani çat beni o masaya götürdü işte oradaki şey işte hangi kağıt lazım diye sordu mesela memura. Ki bir sürü terim kullanıyorlar ben böyle anlamıyorum bakıyorum hani anlıyorum da tabii duyunca Osmanlıca'dan çıkartıyorum falan. İşte hemen öbür masaya gidiyor veya işte bir
En basitinden bir devlet memuruna nasıl konuşacağını daha iyi biliyor. Mesela oradayken ben bir memurdan ufak bir azar işittim. Hı. Yani memur tamamen keyfini azarladı bizi böyle durup dururken. Ondan sonra böyle bir anda bir kızardım ben. Muhasebeciyle bakıştık çünkü muhasebeci bana şunu anlatmaya çalıştı. Burak Bey sakin olun. Hı. Çünkü orada şöyle bir şey var. Memur isterse senin işini o kadar çok zorlaştırabilir ki onunla iyi geçinmek zorundasın. Hı hı. Yani hani senden en ufak bir şeyin eksik olmasa bile bir eksik bulup mutlaka çıkartma gücüne sahip bir şekilde. Evet. Yani oradaki insanlardan hiçbir şekilde çatışmaman gerekiyor. Allah'tan ben hep işini iyi yapan memurlara denk geldim. Çok tatlı insanlardı oradaki o tek memur haricinde. O biraz kendi pozisyonunu güç olarak kullanmaya alışmış bir insandı. Herkes çok yardımcı oldu. Mesela daha önce bir kez de ben Beşiktaş Vergi Dairesi'nde yaptım bu işi. Başka bir vergi dairesinde içim düşmüştü. Orada da mesela böyle tonton bir teyze vardı. İlk gittiğim zaman bana vergi kimlik numaramı sordu. Ezbere söyleyemedim. Yanlış söyledim falan, düzeltti beni ama bir yandan şey dedi böyle. İşte vatandaş şirket kuracak. İşte numarasını bilmiyor. Gel bakayım senin numaran neymiş falan diye böyle hani beni ufak çocuk gibi çekti. Ama yardımcı oldu. Hani azarlamadı. Böyle tatlı insanlar da var. Genelde böyle bir bürokrasinin içerisinde böyle bir şey olabiliyor. Hani alışkın olmayınca böyle bir şaşalayabiliyorsun ama muhasebe seni ondan çok güzel kurtarıyor. Artı hani ben siyasal bilgiler mezunuyum İstanbul Üniversitesi ama sonuçta teoride bir takım şeyleri biliyorsun ama pratik çok farklı. Hani tutulması gereken bir sürü defterim var, işte hesaplanması gereken pardon vergilerim var. Senin hiç aklına gelmeyecek işte 3 ayda bir çıkan bilmem ne vergisi var falan filan bir sürü şey var. O yüzden muhasebeci birinci şart. İkinci şart tabii ki şirketi kuracağın zaman göstereceğin bir ofisin olması lazım. Hani bu işin şu an yapabileceğin şahıs şirketi kuruyorsan en ucuz kısmı bir home office. Yani ya sana ait bir ev ya işte en yakın akrabana ait bir ev. Oraya bir odayı kiralayıp orayı göstermek zorundasın ofis olarak. Ve orası aslında ofis olmak zorunda. Yani hani bilgisayarın, masan, işte bir internet bağlantın, bir telefonun, faksın belki hani. Bu başvurudan hemen kısa süre sonra geliyorum çünkü. İki gün içinde geliyorlar. Evet, iki gün içinde hakikaten de geliyorlar. Geldiler. Bakıyorlar. Evet. İşte hakikaten bu adamlar burada bu işi yapabilir. Mesela ben bilgisayar işindeyim diyorsun. Hı-hı. Orada adam şey görmek istiyor, bilgisayar görmek istiyor. Tabii, elma kasası görmek istemiyor. Yani ona bakıyorlar, onayı veriyorlar. O aynen zaman başlıyor. Öyle. Aynen öyle. İşte onun dışında... Ya aslında kurulması kolay. Ha, tabii şeyler var. Alman gereken belgeler var. Hı hı. İşte ikametgah var, nüfus cüzdanının sureti var. İşte bunlar için nüfus dairesine gitmen gerekiyor veya işte muhtaraktan alabiliyorsun. Ondan sonra yani bayağı bir bürokrasinin içine giriyorsun ama... Sen bu aşamalarda hiç E-Devlet'ten yararlandın mı? Hiç faydalanmadım. Hiç. Hı. Hiç aklıma bile gelmedi. Yani çünkü şey de var. Dediğim gibi muhasebeci de daha önceden benim tanışıklığım da vardı. Eşimin muhasebecisi o anlamda. Yani profesyonel anlamda bir tanışıklığım vardı. O sağ olsun... Hani her konuda bana yol gösterdi ve çok rahat devam edebildim. Bu yüzdeye vurursan işin büyük kısmı muhasebecide bitti diyebilir misin şirket açma operasyonunda? Muhasebeci ve şey vergi dairesi. Hı. İkisi bir arada ama tabii asıl sana yol gösteren bir insan olması şeyinden muhasebeci çok önemli. Evet yani çok yardımcı oldu. Peki en sorun çıkaran ya da en işini uzatan devlet dairesi ne oluyor burada? Gene vergi dairesi oluyor. Yani oradaki maalesef burada işler... Çok profesyonel işlemeyebiliyor. Yani orada sana devlet dairesinde herhangi bir memurun çıkarabileceği tamamen keyfi bir engel ki çıkartma çok rahat yapabilecekleri bir şey. Canını okur. Yani bir şeyin imzan eksiktir. Sallıyorum mesela kira kontratına iki tane götürmen gerekiyor. Sen bilmiyorsun bir tane götürmüşsün. Bir tane daha al kardeşim diyor. Tamam mı? Ama sen gidip onu işte mesela ne bileyim uzak bir yerde Anadolu yakasında ama kira kontratı yapacağın adam o gün orada değil. Bir günün gitti. Doğru. Ama mesela şey diyebiliyor. Tamam diyor ama siz bu belgeyi bana sonra getirin. Hani İnisiyatif. Bunu da, ama niye bunu yapıyor? Çünkü mesela senin muhasebe için devamlı orada çalışıyor. Tabii. Hani onu tanıyor. Biliyor ki bu insan güvenilir bir gelir. İnsan. Sen onu sonra sağlıyorsun. Hani yapabilir bunu. Peki ilk işlemden son işleme kadar ne kadar bir zaman geçti? Bütün prosesi düşünürsen. Yani eğer hepsini buna ayırabilirsen, tüm zamanı buna ayırabilirsen en fazla 1-2 haftada biter. 1-2 hafta. Ama her şeyini buna ayırmak yani şeye falan... sırf işte devlet dairesine gitmiyorsun, şeye de gidiyorsun. Nedir şu gidip birisine vekalet verdiğin yer? Noter. Noter, bravo. Notere de gitmek zorunda kalıyorsun. Veya tabii ki bu işin bir en aşağı bir işte 300 lira falan bir para harcaman gerekiyor. Yani muhasebeciye vereceğin para, işte defter masrafları falan filan onu da hazırlaman lazım. Bir de tabii bir yandan kendi işinin diğer bağlantını yürütmeye çalışıyorsun. O yüzden 2 hafta diyorum. Normalde 1 haftada da biter aslında. Peki bu mesela senin şirketinin isim açılması, yani
tescilleşiyorsa bu sonuçta işte resmi gazetede çıkması falan filan. Yok yok, şahıs şirketinde onlara gerek yok. Şahıs şirketine yalnızca gidip kendi kaydını yaptırıyorsun. Ama yani şahıs şirketi açıyoruz tabii. Yok. Şahısta sorun yok. Gazete mahsede çıkmıyorsun bildiğin kadarıyla ama şey yapacaksan sonrasında daha büyüyeceksen, limitete falan çıkacaksan mesela gerekiyor. Benim bildiğim ticaret, yani sicil gazetesinde bir şeyin çıkıyor haberin şu kuruldu falan diye. Daha bilmiyorum, o Mavas Tebici'den konuştum galiba, çıkmıyor dedi bana ama imza sürüklerin gerekiyor. İmza sürüklüleri, evet doğru. O çünkü mesela şey, şirketin adına bir tane cep telefonu alacaksın mesela, imza sürüklüsü istiyorlar. Doğru. Bunu alman gerekiyor. Bu, maliyet ne oldu peki başından sonuna? 300 kağıt. 300 liraya. Sen şirketini 300 liraya mı açtın? Evet. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra mesela şu an senin elinde ne kaldı? Söyleyeyim. Şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi senin gelir kalemine bakacak. Şöyle muhasebecin şu anlamda o da. Şimdi senin gelirin işte bildiğim kadarından 10-15 bin liraya aylık çıkmadığı sürece şahıs şirketi kalmak avantajlı belki bakımından. Doğru. Çıktığı anda işte limited veya diğer işte şirket tipine geçmen gerekiyor. Çünkü orada bir takım vergi dilimleri var bildiğim kadarıyla. Yani bu işin profesyoneli değilim ama muhasebecinin bana söylediği bu. Belki araştırmak da lazım bunu. O vergi diliminden hani daha fazla vergi vermemek için açıkça söyleyeyim. Hani şirketin ona göre tekrar düzenlemen gerekiyor. Ama mesela limited yaparken kurulumun sanırım 1,5 yani 1500 liraya falan mal oluyor. İşte çünkü onun çeşitli farklı gene gider kalemleri işte defteri değişiyor falan galiba bir sürü şey var. Peki, yani gelir arttıkça giderin de burada artıyor. Bu defter kalem kırtasiye işlerine de para harcadın mı? Yok yok, yani onların hepsini tek parada halletti şey muhasebeci. Bir tane verdim gitti. Peki şimdi sen artık şirketini kurdun. Bundan sonra senin mesela bir iş sahibi olarak minimum yükümlülüklerin neler? Senin iş yükü olarak yani. Çünkü sen şimdi atıyorum, sen editörsün, aynı zamanda içerik yazıyorsun ya, ondan bahsetmiyorum. Bir anladım, de anladım. Artık sen şirket sahibisin. Evet. O sana bir şeyler getirdi, sorumluluklar getirdi. Tabii. Ne yapıyorsun, nedir onlar? Önce şeyi söyleyeyim, bu işin gider kısmını söyleyeyim. Şu anda hiçbir şey yapmasan bile fix giderin, muhasebeci paran ve kendi bağ kur maliyetin. Fix bu. Bundan kaçamazsın. Artı şey, kira kontratı yaptığın için ödediğin kira. Bunlar senin sabit giderlerin. Yani doğru. Nefes aldığın, verdiğin zaman bunları veriyorsun bir defa. Fix. Neden arttı? Tabii şimdi benim kendi iş modelime bakarsam, yani işte bir yandan iş görüşmeleri, bir yandan içerik üretmesi, bir yandan testler, bir yandan şu an henüz başlamadık ama başlayacağız video üretimi. İşte bir yandan mesela tabii bu proje tek başına içerik üretmekte kalmayacak. Yani ben sırf içerik sitesi olmayacağım. Üzerine birkaç şey daha koymayı planlıyorum. Onların projeleri, onunla ilgili diğer prosedürler falan. Ben şu anda işte 7-16 falan çalışıyorum minimum. Ben hiç şikayet etmiyorum. Çünkü sonuçta tabii kendi işini yaptığın için hani gayet keyifli. Yani diye. Şey diyebilir misin? Bunun idari kısmı, iş sahibi olduğun için gereken yükümlülükler ufak, daha yani görece daha ufak zamanını kapsıyor. Tabii. Mesela şeyi söylemeyi unuttum bu arada. Kaşeni bastırıyorsun, faturanı bastırıyorsun. Hani işte ne bileyim şu anda mesela sizin üzerinizde güzel tişörtleriniz var. Onlardan biz de yaptırıyoruz. Hani böyle bir sürü aklına gelmiyor. Ufak tefek kalem çıkıyor. Aslında bu sana söyleyeyim, kuruş parası dışında bunlar da az çok sana maliyet olarak sadece geliyor. Sadece şu 300 milyon abi. İçindeki bedelsiz, onu bedeliyor. Şeyi söyleyeyim bu arada, hazır konu açılmışken. Mesela satış sitesi açacaksan orada da şöyle bir şey var. Ben ondan çok bu aralar açıkçası kafayı sıyırdım. Şimdi Türkiye'de zamanında bir şey yapılmış. Ben tabii başkanı yalancısıyım. Sanal POS'la ilgili çok dolandırıcılık olmuş. Yani insanlar şey yapmışlar. Şaşırmayız. Normalde POS mantığı nedir? Sen işte çekersin kartını. Normal POS'tan bahsediyorum. İşte bankaya belli bir yüzdesini verip ertesi gün paranı alabiliyorsun. Ne doğru. Şimdi ne oluyor? Şöyle yapılmış. Sanal posta bu mantıkla çıkmış ilk başta. İşte insanlar mesela site kurmuşlar. İşte 1000 liralık malı 500'e satmışlar. 2 ay boyunca mesela paraları toplamışlar. Sonra kimseye malı göndermeden kaçmışlar. Veya 2 ay boyunca parayı toplamışlar. Malı demişler ki biz malı sağlayamadık. İnsanlar parayı geri iade etmişler ama geri iade diye bir şey yok tabii. İade etmişler bu arada. Ama problem şu, adam 2 ay boyunca o parayı işletmiş bu arada. Doğru. Yani paradan para kazanmış. Hani her şey yasal mı? Kaçan adam değil ama bu yasal. Hani şimdi bu olduğu için şu oluyor. Sen sanal posta alacaksın kardeşim. Çok güçlü bir de firma değil misin ki, ben mesela yeni kurulmuşum değilim. Yani, tabii. Ne oluyor? Diyor ki banka sana, kardeşim sen 12 ay taksitle mal mı sattın? Ben sana o malın karşılığını 12 ay taksitle geri veririm. Tek çekim mi yapıldı? 45 gün sonra veririm. Ama bu arada da dağıtıcı malı nakit istiyor. Sen ne yapacaksın? Ya kredi kartı ya da işte çek defteri alıp ona nakit vereceksin ama yani 12 ay kim dayanır buna? Tabii. Şu tarafı da var. Ben firmayım, sen benden malı aldın internetten. Gidiyorsun onu Kadıköy'de okutuyorsun. 3 liraya aldım benden. Sallıyorum işte oraya, ne bileyim
2,5 liraya okutuyorsun, hmm, tamam mı? Diyorsun ki bankaya, kredi kartın çalındı. Çat bloke oluyor senin oraya verdiğin taksitlendirme. Ondan sonra adam diyor ki ben malı teslim almadım. Ne yapıyorum? Ben sana 3000 liraya notebook hediye ettim. Sen onu 2500 liraya sattın. Sen 2500 liraya kendisin. Ben avucumu yalıyorum. Hmm. Çok güzel. İşte bununla ilgili arada birkaç tane böyle farklı çözümler var. Hmm. Ondan emece yönelmek zorunda kalıyorsun. Orada şey, yüzdeleri var. Onlar senin karından bayağı yiyor falan. Yani şu anda sanal bir şirket kurmak, eğer çok güçlü bir şeyin yoksa arkanda, paran yoksa, gücün yoksa çok zor, hmm, satış sitesi kurmak. Peki şu anda sen artık bu prosedürlerin hepsini atlatmış vaziyettesin. Sadece dediğin kısımlarla uğraşıyorsun. Evet. Orayı, yani bir şey satmıyorsan ama dediklerin ilk kısımda anlattığın kadardı. Aynen. Ondan öyle. Sonrası artık senin, yani ne satıyorsan ne de geliri neyse onu kazanıp faturasını kesmeye kalıyor. Aynen öyle. Bir de tabii defterin düzgün tutulması. Tabii. O defter tabii. Tutulma kısmı da senin sorumluluğunda mı yoksa muhasebeci de mi? Muhasebecinin sorumluluğunda ama tabii o yüzden de çok sağlam muhasebecin olmak, hı-hı, durumunda. Çünkü muhasebecinin sana verdiği en ufak bir eksik bilgi. Değil mi? Belki senin ona verdiğin bir yanlış bilgi de olabilir. Yani i̇şte orada olamaz. O, yani şöyle bir şey var. İşini profesyonel yapacaksan eğer muhasebeci diyecek ki dur senin bana bunları söylemen lazım. Güzel. Öyle bir muhasebecinin olması gerekiyor yani. Evet. Ya adam sadece imza atmayacak. Seni de yönlendirecek. Tabii. Bu kısım, yani belki yani eksik bıraktığımız şey vardır, hata vardır ya da mutlaka alternatifler vardır. Zaten hani bu tecrübeleri yaşayan izleyicilerimiz vardır, onu yorumlarda doldururlar. Vallahi varsa ben de öğrenmek isterim. Evet, değil mi? Tavsiye alırsın belki. Yani çünkü şöyle, işte benim hani 10 yıllık firması olan arkadaşlarım var, iyi ciroları olan, hmm, firmalar. Onlara bile bu 12 ay taksiti mesela hiçbir banka şey yapmamış, yok, hmm, demiş. Ben sana demiş bunu ertesi gün veremem, kusura bakma hani. Hmm. Şu anda Türkiye'de benim anladığım kadarıyla sanal posta olayı ölü durumda yani. Belki de. Bu kadar bilgi bile hani başlangıç için yeterli. Yani çünkü bizim hedefimiz neydi? En minimumda ne gerekiyor? İşte 2 hafta senin söylediğin. Maksimum 2 hafta. Ama sürekli koşturdun. Evet çünkü ama 2 hafta dememin sebebi şu. Ben 2 hafta boyunca sırf buna koştursam bir şekilde biterdi ama işte hem kağıtların toplanırken bir yandan da sen tabii kendi işini kurmaya çalışıyorsun. Tabii canım, o herkesin yani, başında olacak bir şey. Ha yani odayı buluyorsun, işte odayı toparlıyorsun. İşte bir yandan hani oraya gireceğin içeriği zaten çok aylar önceden sağlamaya başlamışsın. Senin internet siten yapılıyor. İşte programcıyla uğraşıyorsun. Onların içeriğinin girişini yapıyorsun. Düzgün olup olmadın. Yani hani o dünya zaten bir iş var. Seninle, kurum yok. Evet. Şöyle bir programdan yapalım. Yazılımcılarla nasıl çalışılır? O konuda çok fena damarıma bastın. Konuşuruz. Onda ayrı bir program yapalım seninle. Herhalde bu kadarı açıklayıcı olmuştur. Kapatmadan bir şey söyleyeyim yalnız. Yani şey var hani burada devlet memurundan falan konuştum. İşini düzgün yapan, ahlaklı hiçbir devlet memurunu veya işini düzgün yapan hiçbir yazılımcıyı hiçbir şekilde zan altına bırakmak da istemiyorum. Onlar kesinlikle burada meclisten dışarı. Onu söyleyeyim tabii. Biz örneklerimizi verdik. Yani başımızdan geçenleri biraz aynen anlattık. Öyle. Herkesin ayrı bir hikayesi vardı aslında. Tabii. İyi, o zaman o konuyu da unutmayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere.